Ben Doktor Günal Kurşun, ceza hukukçusuyum. Bugün sizlerle birlikte Özgürlük Araştırmaları Derneği için nefret suçları ve nefret söylemi konusunda bazı söyleyeceklerim var. Nefret suçları Türkiye'de çok önemli bir ifade özgürlüğü problemi. Bu aynı zamanda nefret söylemini de kapsayacak şekilde konuyu masaya yatırmayı gerektiriyor. Bir kişiye, bir gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği gibi ön yargı doğurabilecek bir özellikten ötürü özel kast ile işlenen suçları genel adına ceza hukukunda nefret suçları deniyor. Bu konuda geliştirilen ayrımcı söyleme ise nefret söylemi dendiğine belirtelim. En eski çağlardan beri dünya tarihinde farklı olana tepki duymak biçiminde bir insan yaklaşımı, insan davranışı biçimi var. İkinci Dünya Savaşı'nda çok elim örneklerine tanık olduğumuz bu davranışla Hitler'in yaptığı soykırımla karşılaşıyoruz. Bildiğiniz üzere İkinci Dünya Savaşı döneminde Alman Nasyonal Sosyalist Partisi'nin parti programı gereğince Ari ırktan Aryan olmadığı düşünülen herkese karşı ama özellikle Yahudilere ama Holokost tanımındaki Yahudilikle sınırlı olmayacak şekilde Almanya topraklarında yaşayan eşcinsellere, engellilere, kimi noktada kadınlara soykırım fiiliyle karşı karşıyayız. Bu gerçekten nefret suçlarının ulaştığı dünya tarihindeki en tepe noktayı gösteriyor. Ama nefret suçları bunlarla da sınırlı kalmadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleştirilen Nürnberg yargılamaları sonucunda bir noktaya kadar hukuken hesabı sorulsa da Nürnberg yargılamalarının niteliği her zaman tartışılır olmuştur. 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve oradaki hukuki yapının yansıması olarak 1990'larda Avrupa Birliği'nde nefret suçlarında bir takım ilerlemelerle karşılaşıyoruz. Özellikle 1800'lerin sonlarından başlayarak Amerika'da siyahlara yönelen Ku Klux Klan örgütünün eylemleri 1980'lerde Amerika'da nefret suçlarının artık bir tanıma kavuşması ve ceza hukukunun kapsamına alınması ile sonuçlandı. Bunların 90'lı yıllarda Avrupa Birliği tarafından bu tanımların benimsendiğini görüyoruz ceza hukuku dünyasında. Ve nefret suçları konusunda bazı Avrupa Birliği ülkelerinde bir takım özel yasaların yapıldığı gözlemlenebilir. Elbette bu gelişim günümüzde de devam ediyor. Yani nefret suçları konusunda her gün yeni suç formlarıyla karşı karşıyayız. Ve hukuk düzeni de kendisini bu yeni suç formlarına adapte etmeye çalışıyor. Irk, renk, etnik köken, milliyet, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, fiziksel ya da zihinsel engellilik nefret suçuna neden olabilir. Nefret söylemi ve nefret suçları basitten daha ağıra giden skalada sözlü taciz, tehdit, ad veya lakap takma, posta, telefon, mesaj ya da elektronik postayla rahatsız etme, duvar yazısı, hırsızlık, yağma, laf atma, sarkıntılık, elle taciz, tasaddi, tecavüz, yaralama ve nihayetinde öldürme olarak karşımıza çıkabiliyor. Özellikle Türkiye'deki örneklerinden de bahsetmek isterim. Malatya Zirve Yayın Evi'de yaşanan Hristiyan misyonerlere yönelik katliam tipik bir nefret suçu örneğidir. Hatırlanacağı üzere 2007 yılında Malatya'da bir Hristiyan misyoner grup 3 kişiden oluşan bu gruba karşı son derece vahşi bir şekilde işlenen cinayetlerle karşılaştık. Bu nefret suçları konusunda Türkiye'deki aydınlanmayı bir anlamda sağladı. Rant Dink cinayeti yine çok tipik bir nefret
cinayeti. Çünkü bugün biliyoruz ki Hrant Dink öldürüldüyse bir gazeteci olduğu için öldürülmedi. Ermeni bir gazeteci olduğu için öldürüldü ve bir takım şeyleri Türkiye'de ilk defa söylemeye cesaret eden kişi Ermeni kimliğinden ötürü katledildi. Bu nefret suçu örnekleri elbette nefret söylemiyle de pekiştiriliyor. Bilmemiz gerekir ki nefret suçuna giden yol nefret söylemi taşlarıyla döşeli her zaman. Dolayısıyla nefret söylemi konusunda da çok dikkatli olmak gerekiyor. Ancak burada çok önemli bir denge var. Türkiye gibi ifade özgürlüğü problemi olan ülkelerde nefret söylemini kısıtlıyoruz ya da engelleyeceğiz düşüncesiyle ifade özgürlüğü çok kolaylıkla engellenebilir. Bu konuda bir dengenin kurulması gerekiyor. Elbette Türk Ceza Kanunu 216. madde bu konuda bir araç. Ancak TCK 216'nın geçmişte eski Türk Ceza Kanunu döneminde 312 meşhur 312. maddenin Türkiye'de ne kadar entelektüel, yazar, çizer, düşünen insan varsa onların ifade özgürlüklerini engellemek konusunda bir araç olarak kullanıldığını, gerçek varlık nedeni olan nefret söylemini engellemek konusunda da neredeyse hiçbir işlev ifade etmediğine değinelim. Bu konudaki kötü ve başarısız tecrübenin dileriz gelecekte ya oluşturulacak bir özel nefret suçları yasasıyla, çünkü Türk Ceza Kanunu'ndaki halihazırdaki ayrımcılık ve nefret suçları başlığını taşıyan 122. maddenin yeterli bir tanım getirmediğini de parantez içinde belirterek, ya özel bir ceza yasasıyla ya bir genel ağırlatıcı sebep olarak Türk Ceza Kanunu'nun genel hükümler kitabının içinde yer verilmek suretiyle veyahut da özel olarak her ilgili ceza maddesinden sonra bir özel artırım nedeni olarak suçun ağırlatıcı sebebi olarak ilgili maddeden sonra düzenlenmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Her üç yöntem de kesinliği kanıtlanmış, etkililiği kanıtlanmış yöntemler ve bunu dünya üzerinde kullanan çok çeşitli ülkeler var. Ancak Türkiye henüz bunlardan birisi değil. Diliyorum en kısa zamanda nefret suçları ve nefret söylemi konusunda işe yarar, etkili, toplumca da benimsenen ceza hukuku tedbirleri alınabilir. Ancak son söz olarak şunu da söyleyelim. Ceza hukuku tedbirleri nefret suçlarının ve nefret söyleminin önlenmesinde son derece tali tedbirlerdir. Gerçek kazanım bu konuda yapılacak eğitimlerle sağlanabilir. Çok teşekkür ederim.